tanımlamada bulundu. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Biz artık muhafazakar devrimdeyiz. Ne demek biliyor musunuz? Artık biz karşı devrimciyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimleri yavaş ve emin adımlarla yok edeceğiz. Ama bunlara gücü yeterler mi? Yetmezler. Onu size söyleyeyim. Yani bir dönem iktidarda olmanın, bir toplumun, bir devletin tarihinde, Türklerin tarihinde 20 yıl geçici bir dönem. Bizim tarihimiz 2000-3000 yıllık bir tarihimiz var. Mustafa Kemal Atatürk tarihini özümseyerek devrim yapmış biriler. Mustafa Kemal Atatürk'ün de yapmış olduğu devrimleri Cumhuriyet'in 99. yılında o akşam değil mi? Evet. O akşamda buraya Molotov kokteyli atılması sıradan bir olay değil. Şimdi Molotov kokteylini bu madem ki aklı dengesi yerinde değilse, aklı dengesi yerinde olmayan bir insan nasıl oluyor da Molotov kokteylinin malzemelerini koklayabiliyor, bir yere yerleştirebiliyor, onu ateşleyebiliyor. Demek ki bunun arkasında birileri var. Seçim yaklaştıkça göreceksiniz bu tür provokasyonlar artacak. Çok şey olacak. Ama biz sakin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine yakışır, vakur bir şekilde yılmadan, çekinmeden karşılarında duracağız. Ama provokasyona karşı da karşı provokasyon yapmayacağız. Provokasyon yaparak bizi sokağa çekmek isteyenler şunu bilsinler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi hukuk çerçevesi içerisinde olur. Biz bunları sandıkta seçimi yaparak sandığa gömeceğiz. İnşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kuruluş felsefesine dönecek. İlk kurulduğu dönemdeki ayarına dönecek. Bundan adınız kadar emin olun. Milletvekili Kayseri milletvekili arkadaşım söyledi. Bize düşen esas görev de değerli arkadaşlar. Aynısını tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde Milli İttifakı, Millet İttifakı'na zarar vermeyecek ve tek bir aday üzerinde birleşerek o tek bir adayı Cumhur'un başkanı olarak seçeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, devrimlerine yakışır, Türk milletine yakışır bir şekilde ülkeyi yöneteceğiz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Peki, zaten biz de size teşekkür ederiz.